İyi akşamlar sevgili futbol severler. Saniyeler önce sona eren maçta Kadıköy'de Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a bıraktı. Alanya karşısında 1-0'dan 2-1'i ikinci yarıda yakaladı. Ev sahibi takım ama Augusto yine saniye çıktı. Alanya'nın iki golü Augusto'dan ve maç az önce 2-2 berabere sonuçlandı. Galatasaray haftalar sonra 2 puan farkla Zirvede geçiyor 25. haftayı. Hafta arasında da UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli bir Sparta-Pırak maçına çıkacak. Galatasaray hemen sıcağı sıcağına hocama e, dönmek istiyorum. Bu iki puanın e, kaybını hangi koşullara, nelere e, bağlayabiliriz Fenerbahçe Ki siz de dahil olmak üzere herkes bugün e, Fenerbahçe'nin e, galibiyetine banko diyordu. Neler oldu, neler bitti hocam? Şöyle Selim Murat. Ben bugün çalıştım. Neye göre çalıştım biliyor musun? Dün söylediğim gibi 66 şer puan üzerinde. Evet kayıpsız 25'in sonunda. Ve sağ olsun her zamanki Mehdi bizim canımız. O da Azimli. içerideki ve dışarıdaki artık maçları koyalım. Hı hı. Muhtemel puanlar diyelim dedim. Bir kere bugün 66 yazmıştım zaten. 66 ile başlayıp. Ona etkileyici. Hep bunlar ki bir daha gösteririz. Yani şimdilik 66 değil 64 ile yaparız. Kendime göre içeride oynayacağı maçta yazdım puanlarını iki takımın. E, izleyicilerde deplasman Tahminleri puanlarını evet, gördüm ben çalıştım. Evet öyle mi? Ya, Şimdi geçen yıl 31. hafta Galatasaray evinde puan kaybetmişti. Yani 3 3 bitmişti. İstanbulspor. Fenerbahçe. Bir hafta önce Tekke ile Fatih Hoca ile bir maç oynamıştı. Sınırda olan dört tane oyuncusu vardı. Üç veya dört tane. Ceza. Buraya sıfır yazıp Kadıköy'e bu sarı kartlı oyuncuları asıl rakibimizle diğer hafta oynayacağız diye oynatmamıştı. oynatmamıştı. Evet hatırladım. Üç üç bitti. Evet üç birden hatta değil mi? Ve Öyle mi onu hatırlamıyorum. Fatih Mehdi Bakar o öndeydi Fenerbahçe o maçta da. Evet Fatih Hoca da inanılmaz bir yağmurda maçını izlemiştim. Ankara Cumhuriyeti 1-0 iken 1-1 oldu. Aslında çok farklı bir karakterdi. Çok düzgün bir adamdır ama böyle şeydir. Sonra baktım oyun oynamaya çalışıyorlar falan. Geçen hafta da Kasımpaşa'ya mağlup oldular. Fakat oyunun sonunda falan sürükles ettiler. Maçtan sonra da uzat, ıı, çok pozitif, çok mutluyum takımdan dedi. Bugün de muhtemelen ya arkadaşlar yenileceksek yenilelim ne yapalım. Sonuçta rakip Fenerbahçe oynayabildiğimiz kadar oynayalım. Hatta gördüğüm en yetenekli gençlerden bir tanesi Agustin. Oyunu sabit bitirdi. Evet, şeyi aldığında değil mi? Şakatlandı. Yusuf girdiğinde oraya gidiyor. Evet, girdi. e, girdi. Açıkçası Samsun Spor ve bu maç benim haneme asla bir yazmazdı. Ve bugün her skor çıktı. 3 puanı bıraktı maçın e, şey, e, başında. Bir sıfır muhalifti o. Beraberliği yakaladı. Öne geçti. 3 puan aldı. Sonra beraberliğe tekrar yakalandı. Bunun birinci sebebi aslında 5 haftadır gözüküyor. Ben niye puan kayıpları bekliyorum diyorum. Bunun birinci sebebi bu. Bu maçta beklemiyordum açıkçası. Çok tecrübeli oyuncular olmasına rağmen müthiş bir taraftar kitlesi maçta. Allah şov yapıyor taraftar. Dün de çok iyiydi bugün de çok iyiydi. Fakat oyun devamında ne oluyor? Bir Fenerbahçe olarak kardeşimiz de yani üçe şey yiyecek yani. Evet. Ee, çok zorlanıyoruz izlerken. Fenerbahçeli'nin de bir özelliği Allah bizi bunu nasip et demek yani. Şampiyonluğu o böyle bir çektirecek yani demek istiyorum. Güzel de yani o ayın Fenerbahçeli de bugün de hiçbir milyonlarca taraftarın yöneticisinde Antony'un de, Antony demiyor pardon. Oyuncunun beklemediği bir skor ortaya çıktı. Niye Antony demedim? Kolay. Beraberliklerde puan kayıplarında antrenöre şöyle demek böyle demek kolay. Ama ben maçı ilk 11'e ben İsmail hocamızın hiçbir gün 11'lerle ilgili eleştiri yapmadım. Hatta övdünüz çoğu kez. Krizi, Garanti oynadı. Herkesin beklediği şablonu 11'ini sevmiyor hoca ve oynattı. Ama oyunun devamında bugün 2-1 bitmiş olsa şu cümleyi duyacaktık. Devre arasında işte değiştik yaptık, onu buraya koyduk, onu bunu yaptık, onu bunu yaptık. Şimdi futbol, futbolcuların ve saha dışında siz maçtan önce hazırlarsınız. Bütün sene hazırlarsınız, maça da hazırlarsınız. Rakip de iyi yapar İsmail Hoca. Ama maç sırasında inisiyatif artık kimdedir? Oyuncu grubundadır. Fakat lider olarak siz ne yapacaksınız? Oyunu iyi okuyacaksınız. Bak oyunu iyi okuyacaksınız. Nasıl? Mesela şunu sormak isterim. Zaman zaman bunu Galatasaray oyun içerisinde yapıyor ilk kez ikili birlikte oynadı. Ciku ile Çağlar. Evet. Bakın Ciku ile çok önemli bir şey söylüyorum. Ciku ile Çağlar Antalya'da ilk kez birlikte oynadı. Bu savunma arası ilk kez Çağlar girdi. Ama Çağlar sol stop oynadı. Alış, stoper oynadı. Alışık olduğu yerde. Bakın tekrar söylüyorum. Sol stoper oynadı. Ciku'nun oynamışlığı var. Bugün ne oldu? Birden Birdenbire Ciku sol stoper oldu. Acaba bu arkadaşlar aralarında mı konuştular bunu yaptılar? Hı -hı. Şimdi buradan gelelim bir. Neler etkili? Şimdi kolay bir şey değil. Şimdi yediğin gollere veya savunma arkasına atılan toplara baktığınız zaman sıkıntı var. Buradan geliyor içeri doğru vurdu adam. Hele İsmail çıktıktan ha. sonra evet. çok daha iyi demek tehlikeli geldi. Yani. E, şimdi rakip Galatasaray değil mi? Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında rekor puanlar geliyor. Evet. Galatasaray Antep'e 1-0 mağlup. Tanju'nun telefonu kapalı olmasa Tanju da çıkacak. Gel seni de sokayım oynayacak tamam. hoca. Bak yenilmeye razı. Ligin sonu geldi diyor. Yaslanacak rakip. Berabere de kalsam yeni aynı. Kim var? Bakın Halil'e oynattığı Oynattı oynattı. bu yok. gitti bak. Evet. Oynattı oyuncu hata gitti. Evet. Soktukça sokuyor santrfor Soktukça sok. Toraya diyor ki sen savunmada dur diyor. Günümüz Fazlasını sol beke alıyor altı for. Stoperleri santrfora yollarlar. Niye? Artık duran top olacaktır. Yüksek Şişirin evet. savunmadan. Siz en uzun oyuncunuzu çıkarıyorsunuz. 85. dakikada. Ki gol golü de atmış, atmış Şimdi şuradan foul kazandı Fenerbahçe. Bak şuradan foul kazandı Fenerbahçe. Evet. Pas yaptı. Allah Bir baktı sen de dedin ya. Evet e. Nerede Ceko diye Birini arıyor. Birini arıyor. Bulamayınca Pas bir yanındakine vermek zorunda kaldı. Ee, bazen skora göre mesela Ceko'yu oyundan çıkardığı maçlar olmadı mı? oyun ona göre gidiyordu. Evet. Ve doğru şekilde çıkarıyordu. Ben gönlündeki Santifor'un Batu Şahay Şah olduğunu eminim yalnız. Onu söyleyeyim sana. Fakat ben de olsam, bunu yanlış anlaşılmasın. Okan Buruk, Icardi ilişkisini düşünelim. Yapabilirsin. Oyun formatına göre de. Fakat ben her şeyi yaparım. Bak her şeyi yaparım. Ceko'yu berabere iken asla çıkarmam ve 85 yani 5 dakika daha Hatta daha nefesi hocam var. yoruldum dese de gelirim ya 5 dakika var derim dayan derim, dedi. Aman, idare etme ne olur 85. Dedi. Evet. E hafta anlatmayayım seni evet, evet. ve sen yüklenmek ve şuursuz yüklenmek Doğru, yani, e, doldur, boşaltlara -boşal baş. başladığında işte neden çekindi biliyor musun o çıkmadan önce Alanya arkada 2-3 tane pas yaptı şimdi baş şu niye sokarsın hmm. oyuna rakibi çözüm kazanmak mi? için İkinci evet. ikinci santif olarak Yapalım. İkinci santifor alalım. E, e, Jacobat şu yapalım. Evet. Hocam bunu Samsun maçında da dakikada, aynı, aynı dakikada 70 küsür olması lazım. 72. 72. 72. dakikadan önce yapması lazım. Bak biraz daha geri gidiyorum. Evet. Şu anda ortalaması Avrupa'nın en golcü oyuncusu. Ve daha henüz 3-4 gün önce Tabii i̇ki tane yani. yapıştırmış, iki Ondan ince yine. Devamlı atmış. Evet. Gerekirse devrede çıkartırsın. Hatta bir sıfır geride girmedi mi Fenerbahçe? Evet bir sıfır geride girdi. Beş sıfır Yerine İrfan yani 3 sıfırdan mı korkuyorsun? Devrede sok o zaman. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Cengiz aman bir sarı kart verir diye çıkarıyorsan yanlış. Çözersin. Çöze, çöze, bakın problem çözücüler. Kim? Cengiz. Kim? Ceko. Şimdi evet. Ceko gibi bir oyuncuyu futbolun doğrularının dışında zaman zaman kaos futbolu önemli midir? Kaos Hı. futbolu da neden kaynaklanır? 1.90 çocuğun... küsürlük oyuncuya şişirirsin. Vurmaz vurdurmaz friki kalır. Duran top kullandığı zaman ki olacaktır. Oldu da. Oldu da. Sağdan soldan kornerden. Ve oyundan Fatih Tekke'ye Fatih Tekke gitse İsmail Hocam ya yani. Ceko'yu bir çıkarsana hiç rahat rahat biz burada savunma yapalım dese olmaz hocam. Nereden aklına geldi nasıl geldi? Hocam örneği de var Samsun Daha önce, 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 önce yaşanmışlığım var. Yani, o zaman şöyle o zaman hatırlarsan şöyle bir hocam şunu söyledi. Dedi ki bir zaman o değiştirdik. Dört tane, tane pozisyon. Değildi. Maç bir bir olduğu için öyle idi. Ee, bu iki maçta da rakibin iki tane rahatsız edici şeyinden e, ataklarından çekinmeye başlıyor. Ve Fenerbahçe takımı çift santrafordan teke döndü. Evet. Oyunun sonuna gelin tek santrafora döndü. Kent Öneri, girdi. Kent girdi. Unutulmuş kent. Evet. Ve ilk haftalardır ilk defa. Bakın girdi. bu 3-2'yi bulmuşsun. 3-2'den sonra yapman gereken değişiklik bu. Tabii topun kalması. Hatta, alan katı. hatta şunu da yaparım. Hadi Simanski'yi de çıkarırım. Merkeze bir orta saha sokarım. Hani koyayım. Çünkü maç gitti geldi plan diye. Şimdi ne olursa olsun. İsmail'in de sarı kartından çekildi. Hocam. Yani... Yok o İsmail'i çıkardığı zaman artık risk aldığı bölüm derdi. Ama Simanski'yi çıkarsın. Hayır İsmail çıktığı zaman Ceko vardı sahada. Ha, ha, hayır hayır. İsmail'i de acaba sadece sarı kart Şimdi şöyle tekrar 4-2'de döndü döndü dönelim. Okey. Bakın. Bu, oyunda dönelim. Bu normal. Şimanski yerine İsmail olsun. Hayır Şimanski çıkıyor. yok, İsmail vardı zaten ya. Tamam. Hayır hayır. Ya yani onu söylüyorum. Onu söylemek istemiyorum İsmail ve Jeko farklı çıkmadılar mı oyundan? Lütfen. Tamam. Başuayı soktu İsmail'in yerine. E, Şimanski arkaya çekti. Evet evet. Onu evet. söylüyorum. Şey ne yapardı biliyor musun? Buruk maç gidiyor ya. Gel bunun derdi ki gel ki stopere. Evet. Sen çık bakayım kardeşim bir tanesi çıkın. Buraya da bir tane ofansif bir oyuncu alırdı. Öne iterdin onu. Jeko da dururdu orada. Evet. Bak emin ol Okan Buruk bunları yapıyor. Çünkü e, şimdi Alanya Spor'da saygısızlık yapmak istemiyorum. Lig bu. Lig bu. Bir de şu da var. Bugün için diyelim ki ya hakem de tam ataklarımızı kesti. Şuydu buydu deme durumunda yok. Yok. Asla açık konuşmak gerekirse hakemlik bir durumu yok Fenerbahçe'nin bugün. Hakimin hataları da oldu. Zaman zaman Fener'in ama 7 dakika uzatması bana az geldi. Bak açık söyleyeyim. Bunun altına da sığınacak durumda değil. Çünkü Fenerbahçe tarafları o kadar inanmışlığı var ki. Ama oyun içerisinde Samsun'un yaşadığı için bu değişikliği gördüğü için, Görünce. Yoksa Fenerbahçe tarafları var ya 85'ten sonra gömerdi oraya rakibi. Ceko çıktı. Herkesin bir şeyi siniri boşaldı orada. Boşaldı. Evet. Biz de programı İsmail Hoca üzerinden gidersek olmaz. O oyuncuların da yanlışı vardır, hatası vardır, düşüşleri vardır. Alanya Spor'un hülleri vardır. Mesela stoper çıkarıyor, stoper alıyor. Kartta hani 3-4 tane son dakikada pas yapmaya çalıştılar. Mesela karttan korkmadı. 4 sarı kartı var. Şimdi e o zaman oynadık. şöyle mi diyeceğiz abi? Bu Fred yanlışlıkla bir, bir şey olacaktı. Fred siz, sen maç kazanamayacak mısın abi? Oyun oynayamayacak mısın? Milan'dan da Kurniç geldi. Kurniç başka yani. bir şey, İsmail başka bir şey, Melo da başka, şey. başka bir şey ama... Senin elindeki Fred demek ki bu takımın bütün maçlarını kazanıyorsan bu kadar yıldız oyuncumuz var demeyeceğiz o zaman. Biz kendimizi kandırıyoruz o zaman. Bütün organizasyonun gidiyorsa senin o zaman antrenör olarak siz Fred'li nasıl oynuyorsan güvenerek oyuncuya evet. Simanski'li İrfan'ı İsmail önünde veya Kurmuş'un önünde oynatabilirsin. Kurmuş'ta 8 numara oynama özelliği yok çünkü. Ee, bunu yaparsan şampiyonluk yarışında son viraja girildiği zaman risksiz Eee şampiyon olmaz. Derbi derbi derbi, derbi.